Tamam. Dur bir iş verin. Güneşten enerji olmadığı için daha hızlı gitmiyor. Hani güneş çıkmış ama daha bir süre sonra. Çapıp geç, çapıp. Güzel efekt olur. Bence horozu da alalım. Merhaba, benim adım Aram Kaylak. Ben 12 yaşındayım. Yeşilova köyünde yaşıyorum. Ben ilk başta bir şeyler düşündüm. Böyle mekanik şeyler yapmayı düşünüyordum. Ve gerçekten kendime inanıyordum. Böyle şeyleri yapmak için. Ve bir deneme yaptım. Helikopter yaptım. Başarılı geçtiği için bir daha bir şeyler yapmaya başladım. İnancım daha fazla oldu. Böyle mekanik şeylerden başladım. Bir şeyler görünce hoşuma giderse böyle 600 üstüne getiriyordum ve bir şeyler yaptırıyordum onunla. Sonra böyle gelişti, robotik helikopter gibi, arazi arabaları gibi şeyler yaptım. Sonra biraz daha gelişince Hasan Bey bana yardımcı olacağını söylemişti. Ve yardımcı oldu. Govent dergisinde bana bir imkan sağladı. Başka şeyler de yapmıştım. Böyle daha fazla inancım oldu. Buradan Hasan Bey'e teşekkürlerimi sunarım. Aslında böyle elektronik şeyler görünce Allah'a bunu... En çok zamanımı alan buydu çünkü bunu seviyordum.
zaten uğraşmak istiyordum. Çünkü bu gidebiliyor, yani engelleri algılayabiliyor ve otomatik değiştirebiliyor yollarını. O yüzden uğraştım. Zaten kablolardan görünüyor çok uğraştığıma. Yine de onu çok seviyorum. İstersem 2 yıl uğraşabilirim. Yeter ki bitsin. Buna bir buzzer taktım. Yani bir duvar görünce ses çıkartabiliyor. Yani kaybolduğunda bile sesinden anlayabiliyoruz. Böyle ışıklar da yaktı. Burada bir giriş yaptım Arduino'dan. Hani bilgisayardan başka bir kodlama yapınca giriş buradan olacak. Üstünü çıkartmaya gerek olmaz o yüzden. Şey var, hani duvar var ya da herhangi bir şey. Onu algılayınca duvarsız bir yöne gidebiliyor. Bu da gazı vermek için. Bunlarda hani bazı çizgiler çiziyoruz, ona göre kodluyoruz, buradan böyle gidebiliyor. Şey var, hani duvar var ya da herhangi bir şey. Onu algılayınca duvarsız bir yöne gidebiliyor. Aslında bunu Arduino ile yaptım. Arduino yani bilgisayardan yapılan bir kodlama ve bunu da bir göz sensörü diyebiliriz. Hani duvara gidince yerini ya da yönünü değiştirebiliyor otomatik. Kendisi gidebiliyor. Yani böyle biz kumandayla kontrol etmiyoruz. Böyle bir akıllı sensör. İçine de böyle jumper kablolarla motorlar taktım. Böyle internetten bazı şeylerini istedim. Bazıları da zaten vardı. Böyle içine de pil taktım. Daha çalışmıyor. Bitireceğim inşallah. Bine. Ben bir arkadaşımdan getirdim, ısrarla verdi. Bunu da ben geri dönüşümden aldım. Hani bozuktu. Bunun devrelerini ben yaptım hepsini. Böyle açıp kapatabiliyoruz, düğmesi de var. Hepsini de böyle. Bu tekerlekleri ben süspansiyon taktım. Eğik durmasın diye, hani bir taşın üzerinden gittiğince eğik durmuyor. Ya da böyle sarsıyor. Düşme engelisi var. Hani düşmüyor böyle. Bunu ben aslında parçalarının bazısını ben internetten istedim. Yarısı da benimdi. Bir yerlerden buluyordum. Bunu da böyle yaptım. Hani daha bitmedi. İnşallah bitiririm bunu. Kumandası da bu ve bununla gidebiliyor. Bir 300 metre kadar gidebiliyor. Çok gitmiyor. O yüzden pek sevmiyorum ama yine de bitireceğim. Merhabalar, Yeşilova köyünde oturuyorum. 14 yaşındaki Aram Kaynak kardeşimizin göstermiş olduğu çaba bizi gerçekten çok gururlandırdı. Yerinde incelemek ve burada görmek çok güzel bir duygu. Kendisi yıllardır hobi olarak teknolojik ve mekanik şeylerle uğraşıyor ve bu alanda robotlar ve robotik şeyler yapmaya çalışıyor. Bu imkansızlıklar diyarında kendince imkanlar ve çabalar sarf ederek yaşıtlarına, hatta tüm dereciklilere ilham kaynağı olmasını hedefliyoruz. Bu ilham kaynağı kardeşimizi dereceye tanıtan ve sosyal medya taşıyan Derecik Govent Derneği ve Derecik Belediye Başkanımız Sayın Hasan Dinç'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Veremez yine ne?